Güncel Haber kanalımdan herkese merhabalar. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin üniversite öğrencilerine sağladığı burs olanağı, üniversite yerleştirme sonuçları açıklandıktan sonra gündeme geldi. Geçtiğimiz yıl üniversite öğrencilerine büyük faydası dokunan burs için bu yılda araştırmalar başladı. Peki İBB burs başvurusu 2021 ila 2022 ne zaman? İBB bursu ne kadar? Şartları nelerdir? İşte İBB bursundan yararlanmak isteyen üniversite öğrencilerinin bilmesi gerekenler. Ayrıntılarına geçmeden önce videomuzu beğenip kanalımıza abone olursanız çok sevinirim. Şimdi detaylarına geçelim. İBB burs başvurusu 2021 ne zaman? 2021 ila 2022 eğitim yılı için İBB burs başvuruları henüz başlamadı. Konuya ilişkin duyuru yayımlandığında haberimizin içeriğinde yer vereceğiz. İBB bursu geçen yıl ne kadardı? Öğrenci başı yıllık 3200 TL olarak belirlenen burs 3'e bölündü ve öğrencilere 3 farklı ay içinde verildi. İBB burs başvuru şartları neler? Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak. Öğrencinin kendisinin veya ailesinin, anne baba vefat durumunda yakınının İstanbul'da ikamet etmesi. Ön lisans veya lisans öğrencisi olmak. Normal öğrenim süresinin içinde eğitimine devam ediyor olmak. Devlet üniversitesinde okuyor olmak veya vakıf, özel üniversitede %100 burslu okuyor olmak. Ara sınıf ve son sınıf öğrencileri için yıl sonu başarı notunun en az 100 üzerinden 53 ya da 4 üzerinden 2,00 olması. Gelir durumu açısından maddi desteğe ihtiyacı olmak. Başvuru yapamayacak öğrenciler, açık öğretimde okuyanlar, uzaktan öğretim görenler, ücretli değişim programında bulunanlar, 25 yaşından büyükler, öğrenim görüyorken yüz kızartıcı bir eylemden dolayı disiplin cezası alanlar, yüz kızartıcı bir sebeple hüküm giyenler, yüksek lisans ve doktora öğrencileri, istenilecek belgeler, nüfus cüzdanı fotokopisi, sabıka kaydı, disiplin cezası almadığına dair belge, bu kuatlı nüfus kayıt örneği, öğrenci belgesi ve not durumunu gösteren transkript, bursluluk belgesi, disiplin belgesi, ailenin maddi durumunu gösteren belgeler, gelir belgesi, maaş bordrosu ve benzeri. Varsa kendisinin ya da aile bireylerinin engelli raporu fotokopisi. Varsa okuyan kardeşleri gösteren belgeler. Sadece aktif öğrenci olan kardeşler dikkate alınacaktır. Kayıt donduran kardeşler değerlendirmeye alınmaz. Açık öğretimde okuyan kardeşler değerlendirmeye alınmaz. Öğrencinin banka hesap bilgilerini içeren belge. Öğrencinin İstanbul kart bilgisi. Tüm süreç kişisel verilerin korunması kanununa, KVKK uygun olarak yürütülecektir. Değerlendirme yöntemi. Değerlendirmede. Eğitim yardımı değerlendirme kriterlerine göre yapılacak sıralama esas alınır. Eğitim yardımı değerlendirme komisyonuyla karara bağlanacaktır. Toplam 30 bin öğrenciye eğitim yardımı yapılması öngörülmektedir. Eğitim yardımı planlamasında kadın ve erkek adaylar için eşitlik dengesi gözetilecektir. Eğitim yardımı almaya hak kazanan öğrencilerin belgelerini eksiksiz olarak ibraz etmeleri istenecektir. Belgesini ibraz etmeyen adaylar yerine yedek liste ile iletişime geçilecektir. Değerli izleyicilerimiz, haberimiz burada sona erdi. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Gündeme dahil yeni gelişmelerden ve sosyal yardım desteklerinden haberdar olmak istiyorsanız kanalımıza abone olarak takipte kalabilirsiniz. Hoşça kalın.